Avrupa Parlamentosu, Başbakan Turgut Özal'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne yaptığı ziyaretle adada iki kesim arasındaki yeşil hattın kapatılmasını olumsuz gelişmeler olarak niteleyen acil karar tasarısını kabul etti. İki Yunanlı parlamenter tarafından hazırlanan tasarı, Avrupa Parlamentosu Genel Kurulu'nun dün akşamki toplantısında 7'ye karşı 145 oyla kabul edildi. Oylamada 5 üyede çekimser kaldı. Kararda Ege'deki tatbikat sırasında bir Rum gemisine ateş edildiği iddiasına da yer verildi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalın Eral, İncirlik'teki ortak savunma faaliyetleri dışındaki öteki hava meydanlarında Amerika Birleşik Devletleri veya öteki yabancı ülkelere ait savaş ve darbe uçaklarının bulunduğu yolundaki iddiaların asılsız olduğunu söyledi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Yalım Eral, Ankara'da yaptığı açıklamada şöyle dedi. NATO ülkelerinde bulunan özel mühimmat depolarının güvenliğinin tahkimi devamlı olarak üzerinde önemli durulan bir husustur. Bu çerçevede NATO içinde gerekli çalışmalar yapılmakta, alınan güvenlik tedbirleri yeni teknolojik imkanlarla devamlı şekilde takviye olunmaktadır. NATO çerçevesinde yapılan bu çalışmalar Türkiye'nin bilgisi dahilinde ve onayıyla alınan NATO silahlarının güvenlik, beka ve emniyetini arttırıcı önlemlerdir. İncirlik'teki ortak savunma faaliyetleri dışında diğer meydanlarda Amerika Birleşik Devletleri veya diğer yabancı savaş ve darbe uçaklarının bulunduğu haberi yalandır. Yalım Eral, Avrupa Parlamentosu'nun Başbakan Turgut Özal'ın Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti ziyareti, sınır kapanması ve Ege'deki tatbikat sırasında bir Rum gemisine ateş edilmesi iddiası ile ilgili kararının haksız ve tek yanlı olduğunu belirtti. Kararın Rum-Yunan gayretkeşliği sonucunda alındığını kaydeden Eral şöyle dedi. Birleşmiş Milletler Genel Sekreterinin önerilerini reddedenlerin içine düştükleri güç durumdan kendilerini kurtarmak için ve dikkatleri başka şeylere çekmek için yapılan bir manevradır. Rum gemisine ateş edilmemiştir. Gemi notama rağmen manevra bölgesine girmiş ve yapılan ihlardan sonra bölgeyi terk etmiştir.